karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği ve trend analizi tekniği yatay analiz teknikleri olarak adlandırılır. Bu iki analiz tekniği işletmenin kısa ve uzun dönemdeki bilgilerinden yararlanarak geleceğe yönelik finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler üretmeye olanak verir. Bu kapsamda program içerisinde karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği ile trend analizi tekniği ele alınacaktır. Her iki tekniğin öncelikle bilanço ve gelir tablosuna uygulanışı açıklanacak, daha sonra her iki tekniğe ilişkin analizin ikinci kısmı olan yorum esasları anlatılacaktır. Bu program, karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, trend analizi tekniği ve yatay analiz teknikleri anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra, karşılaştırmalı tablolar analizi ve trend analizi nedir? Karşılaştırmalı tablolar analizi ve trend analizi tekniği finansal tablolara nasıl uygulanır? Karşılaştırmalı tablolar analizi ve trend analizi tekniğinin yorum esasları nelerdir? sorularına cevap bulabileceksiniz. karşılaştırmalı tablo analiz tekniğinin amacı bir işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını etkileyen değişmelerin gelecekte devam edeceği varsayımından hareketle bu değişmelerin işletmenin gelecekteki finansal durumu ve faaliyet sonuçlarında yaratacağı gelişmeleri belirlemektir. Bu tekniği uygulayabilmek için birbirini izleyen genellikle iki yıla ait bilançolar ve birbirini izleyen iki yıla ait gelir tabloları ele alınır. Öncelikle değişmeler hesaplanır. Değişimin büyüklüğünü hesaplamak için ele alınan kalemin ikinci yıldaki tutarından birinci yıldaki tutarı çıkarılır. Değişmeler azalış veya artış olarak belirlenir. Değişim hızını ifade eden yüzdeler ise artış ya da azalış olarak belirlenen farkın yüz ile çarpılarak ilk yıl tutarına bölünmesi suretiyle bulunur. Örneğin bir gıda şirketine dair bilançoyu ele alalım bilançosu verilen gıda şirketinin nakit ve nakit benzerlerindeki değişme hem mutlak olarak hem de yüzde olarak şu şekilde hesaplanacaktır. Nakit ve nakit benzerleri 31.12.2015 tarihinde 17.844.634 lira, 31.12.2014 tarihinde 95 784 lira ise nakit ve nakit benzerleri 77.254.150 lira azalış göstermiştir. Bu nedenle mutlak fark sütununda eksi işaretiyle gösterilecektir. Bu 77.254.150 liralık mutlak azalışın oransal olarak da hesaplanması gerekir. Şöyle ki, 77.254.150, 95.098.784'e bölündüğünde eksi 81,2 sonucuna ulaşılır. Yani nakit ve nakit benzerleri 31.12.2015 tarihinde 31.12.2014 tarihine göre 77.254.150 liralık ve %81,2'lik azalış göstermiştir. Karşılaştırmalı tablonun analizinde geçmişte devam eden bir durumun gelecekte süreceği varsayımından hareketle değişimin ve buna bağlı olarak gelişimin yorumu esastır. Yorumda öncelikle hangi kalemlerin yorumlanması gerekir sorusunun yanıtı önemlidir. Öncelikle bilançoda ve gelir tablosunda dikkat çekici bir tutarda ve yüzdede değişim gösteren kalemler ele alınır. Karşılaştırmalı tablolar analizinde yorum esasları 5 aşamada ele alınır. Birinci aşamada ele alınan kalemdeki mutlak ve yüzde değişim belirlenir. Ele alınan kalemin hem mutlak hem de yüzde değişimine birlikte değinilir. Mutlak olarak küçük olan bir değişimin yüzde olarak büyük olabileceği veya bunun tersi olabileceği unutulmamalıdır. Ele alınan bir aktif kalemi ise ele alınan kalem ile ilişkili olmak koşuluyla aktifteki bir unsurdaki artışın nedenleri, aktifte yer alan diğer unsurlardaki azalışlar ve pasifte yer alan unsurlardaki artışlar olabilir. İncelenen unsur aktifte yer alan bir kalemdeki azalış ise aktifteki artışlar ve pasifteki azalışlar değişime neden olabilir. Pasifte yer alan bir kalemdeki artışın nedenleri ise pasifteki azalışlar, aktifteki artışlar olabilir. Azalış içinde tersi söylenebilir. Gelir tablosunda ele alınan kalemlerde değişimin nedeni kendisinden önceki kalemlerdir. Üçüncü aşamada ele alınan kalemdeki artışın veya azalışın kalemin özelliği de dikkate alınarak finansal durum ve faaliyet sonuçları bakımından ne anlam taşıdığı belirlenir ve olumlu ya da olumsuz olduğu vurgulanır. Dördüncü aşamada ikinci aşamadaki nedenler ile oluşan sonuç karşılaştırılır. Neden sonuç ilişkisine bakılarak uygun nedenlere bağlı olarak gelişen sonuçlar işletmenin lehine aksi durumda aleyhine yorumlanır. Son aşamada ise gelişmelerin gelecekteki boyutları tahmin edilir. Yatay analiz tekniklerinden diğeri trend analizidir. Trend bir kalemdeki uzunca bir zaman sürecinde ortak davranış biçimidir. Trend analizi, birbirini izleyen çok sayıda yıla ait bilanço ve gelir tablolarında yer alan kalemlerin zaman içerisinde gösterdikleri eğilimlerin ayrıntılı ve dinamik olarak incelenmesini sağlar. Trend analizinde karşılaştırmalar, ele alınan kalemlerin trendlerinin karşılaştırılması olarak yapılır. Bu analiz, işletmenin daha uzun dönemli geçmişinin analiz edilerek finansal durum ve faaliyet sonuçları bakımından önem arz eden kalemlerdeki değişim eğiliminin görülmesine olanak sağlar. Trend analizinde en önemli nokta baz yılın seçimidir. Baz yıl, analize dahil edilen yıllardan ilkidir. Bu analiz tekniğinde uzunca bir süreyi kapsayan, örneğin 7-9 yıl gibi, birbirini izleyen bilanço ve gelir tabloları alınır. Baz yılın tutarı 100 kabul edilerek, bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin trend yüzdeleri bu formülle hesaplanır. Hesaplamalar, bilanço ve gelir tablosu kalemleri için aynıdır. Hesaplamalar sonucunda bulunacak trend yüzdesi, bazı yılın trend yüzdesinden küçük, büyük veya eşit olabilir. Ancak trend yüzdeleri her zaman pozitiftir. Yüzün üzerindekiler baz yıla göre artışı, yüzün altındakiler ise baz yıla göre azalışı ifade eder. Örneğin aynı gıda şirketinin dönem varlıkları için trend yüzdelerini hesaplayalım. Bilançosu verilen gıda şirketinin baz yılı 2012 olarak alındığında dönem varlıkların trend yüzdeleri şu şekilde hesaplanacaktır. Trend yüzdesi formülü üzerinde gerekli işlemler yapıldığında 2012 trend yüzdesi %100, 2013 trend yüzdesi %108, 2014 trend yüzdesi %120, 2015 trend yüzdesi ise %118 olarak hesaplanır. Görüldüğü gibi dönem varlıklar baz yıla göre artış eğilimindedir. Ancak artış hızının çok yüksek olmadığı söylenebilir. Trend analizinde aralarında anlamlı ilişki kurabilen ve ilişkinin etkileşimi işletmenin finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında etkili olan kalemler esas alındığında çıkan sonuç anlam kazanır. Trend analizi yönteminde yorum birbiriyle ilişkisi olan kalemler için geçerli olup eğilim yüzdelerine dayanır. Trend analizinin yorum esasları şu şekilde sıralanır. Ele alınan kalemlerin eğilimi belirlenir. Bir kalemin eğilimi bazıla göre belirlenir ve eğilim genellikle artış ya da azalış şeklindedir. Ancak artış veya azalışın hızı geleceğe yönelik tahminlerde etkili olduğundan dikkate alınır. Kalemlerin eğilimleri arasındaki benzerlik veya farklılık ortaya konur. Yoruma esas olan kalemlerin eğilimlerinin etkileşimleri araştırılır ve etkileşim sonucu söylenir. Yoruma esas olan kalemlerin etkileşiminin, işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına etkisi vurgulanarak olumlu ve olumsuz yönlerine dikkat çekilir. Belirlenen gelişmenin ve etkileşimin sürmesi durumunda gelecek bakışıyla finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına etkileri tahmin edilmeye çalışılır. Trend analizinde aralarında anlamlı ilişki kurulabilen kalemler esas alınır. Örneğin işletmenin dönem varlıklarının likiditesi, kısa vadeli borç ödeme gücü ve günlük faaliyetlerini sürdürme yeteneğini değerlendirmek için belirli kalemler arasındaki ilişkiler incelenir. Bu kalemler dönem varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, stoklar, net satışlar ve ticari alacaklar, net satışlardır. İşletmenin borçlanma kapasitesini değerlendirmek amacıyla yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar kalemleri arasındaki ilişki incelenir. İşletmenin varlık verimliliğini değerlendirmek için dönem varlıklar, net satışlar ile maddi duran varlıklar, net satışlar arasındaki ilişki incelenir. İşletmenin karlılığını değerlendirmek için ise net satışlar ve brüt satış karı arasındaki ilişki değerlendirilir. Birbirini izleyen iki yılın bilançolarının ve gelir tablolarının kendi aralarında karşılaştırılması suretiyle yapılan analiz karşılaştırmalı tablolar analizidir. İki yıldan daha uzun bir süreyi kapsayan, işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları bakımından önem taşıyan kalemlerin trendlerinin karşılaştırılmasıyla yapılan analiz ise trend analizidir. Karşılaştırmalı analiz tekniğinin yorum aşamaları, değişimin mutlak ve yüzde olarak ifade edilmesi, değişimin nedenlerine bağlı olmaksızın ortaya çıkardığı sonucun belirlenmesi, değişimin nedenlerinin belirlenmesi, neden-sonuç ilişkisinin kurulması, neden-sonuç ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan durumun gelecekte yaratacağı gelişmelerin belirlenmesidir. Trend analizi yorum aşamaları, ele alınan kalemlerin eğiliminin belirlenmesi, kalemlerin eğilimlerindeki farkları veya benzerliklerinin ortaya konması, yorumlanan kalemlerin eğilimlerinin etkileşimlerinin araştırılması ve etkileşim sonucunun uygulanması, belirlenen etkileşimin işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına etkisinin olumlu ve olumsuz yönlerine dikkat çekilmesi, belirlenen gelişmenin ve etkileşimin gelecekte de devam etmesinin finansal durum ve faaliyet sonuçları bakımından ne gibi gelişmelere yol açabileceğinin tahmin edilmesidir. Bu programda karşılaştırmalı tablolar analizi ve trend analizi nedir? Karşılaştırmalı tablolar analizi ve trend analizi tekniği finansal tablolara nasıl uygulanır? Karşılaştırmalı tablolar analizi ve trend analizi tekniğinin yorum esasları nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Mali Analiz ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.